Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size bağışıklık sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağım. Bağışıklık sistemi, siz de elinizde bulunan kitaplardan soru çözümü yapabilirsiniz. Genellikle bazı kitaplar işte dolaşım sistemi ile birlikte bağışıklık sistemini de soru olarak sorabiliyorlar. Hani o şekilde karışık olarak görebilirsiniz, şaşırmayın. Her iki konuyu da bitirdikten sonra sorularını mutlaka çözmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü soru çözümü yaparak konuyu daha iyi anlarız, daha iyi kavrarız. Geçelim sorularımıza. Birinci sorumuzda diyor ki, vücudumuz hastalık etkenlerine karşı kendini korumak ve savunmak için çeşitli savunma hatlarına sahiptir. Evet, neydi bunlar? Özgül olmayan savunma mekanizması, bir de özgül savunma mekanizması vardı. Diyor ki, aşağıda verilenlerden hangisi bu savunma hatlarından fiziksel engellere ait değildir? Şimdi fiziksel engellere ait olanlar nelerdi? Hatırlayalım. Neydi arkadaşlar fiziksel engeller? İşte midedeki asit, derinin salgıladığı yağ ve ter vardı. İşte tükürüğümüzde bulunan lizozim enzimleri vardı. Burunda kıllarımız, mukusumuz vardı. Veya midemizdeki hidroklorik asit vardı. Bakıyorum, diyor ki midedeki asit, evet, fiziksel engeldir. Derinin salgıladığı yağ ve ter, evet arkadaşlar, fiziksel engeldir. Ateşin yükselmesi demiş. Bakın, ateşin yükselmesi fiziksel bir engel değil. Bu nedir? Mikrop vücudumuza girdikten sonra gerçekleşen bir olaydır. O yüzden bunu almıyoruz. Cevabımız bu olacak. Burundaki kıllar ve mukus, bu da aynı şekilde fiziksel engeldir. Gözyaşı, solunum ve sindirim kanalında bulunan lizozim salgısı, bu da yine fiziksel engeldir. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki, vücudumuzda fiziksel engelleri geçebilen mikroplar, savunmanın özgül olmayan diğer bir hattıyla karşılaşırlar. Aşağıdakilerden hangisi vücudun özgül olmayan savunma hattına ait değildir? 6 tane savunma hattımız vardı bizim. Neydi bunlar? Fiziksel engeller, doğal katil hücreler, iltihaplanma, interferonlar ve arkadaşlar fagositler. Şimdi bakıyorum. Ak yuvarların fagositoz yapması. Evet, fagositlerdir. Doğru. Doğal katil hücreler demiş, bunu da alıyorum. İltihaplanma demiş, bunu da alıyorum. Antimikrobiyal proteinler, yani interferonlar. İnterferonları bu şekilde de söyleyebilir. Bu da doğrudur. B lenfositlerinin salgıladığı antikorlar, bakın. B lenfosit, T ve B lenfositi diyorsa bu nedir arkadaşlar? Özgül bağışıklıktır. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki, aşağıdaki organlardan hangisi özgül olmayan savunma hattında görevli değildir? Arkadaşlar, özgül olmayan savunma hattı 6 tane az önce saydık. Bir kere burnumuzda kıllar, mukus var. Evet, bu görevli. Midede asit var, görevli. Epitel doku derimizi oluşturuyor, görevli. Gözyaşı var, görevli. Ama timüs bezi görevli değildir. Çünkü timüs bezi ne yapar? T lenfositlerini üretir. T lenfositlerini üretir. Bu yüzden de timüs bezi özgül savunma hattında görevli bir organdır. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz. Diyor ki, insan vücudunda bir hastalığa karşı sonradan bağışıklık kazanılmasında hangileri etkilidir? Arkadaşlar, sonradan bağışıklık kazanabilmemiz için ya hastalığı geçirmemiz lazım, ya aşı olmamız lazım, ya serum almamız lazım, ya da anne sütü ya da plasenta ile geçmesi gerekiyor. Bakıyorum, antibiyotik kullanma. Hayır, antibiyotik bize bağışıklık kazandırmaz. Aşı yaptırılmış olması, evet, bu kazandırır arkadaşlar sonradan bağışıklık. Vücudun kuvvetlendirilmesi, bu bağışıklık sistemini güçlendirir sadece ama bağışıklık kazandırmaz arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Yalnız 2 olur. Geçelim 5. sorumuza. Diyor ki, insanda iltihaplanma oluşumunda gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylar sıralanacak olursa 3. sırada hangisi olmalıdır? Şimdi arkadaşlar, ilk önce ne oluyordu? Yaralı dokuda mast hücreleri histamin salgılıyordu. O zaman birincisi bu. Birincimiz bu. Daha sonra yaralı dokudan salgılanan bu histamin maddeleri ne yapıyordu? Damar geçirgenliğini artırarak yaralı dokuya kan akışını hızlandırıyordu arkadaşlar. Bu da ikinci sırada. Sonra hızlanan kan akışı sonucu doku sıvısı artıyor. Kızartı ve ödem oluşuyordu. Bu üçüncü sırada. Üçüncüyü bulduk ama diğerlerini de okuyalım. Sonra
Yaralı dokudan salgılanan maddeler fagositoz yapan nötrofil ve makrofajlar uyarıyor. Fagositik hücreler uyarıyor ki onlar gelsin mikropları öldürsün diye. Bu dördüncü sırada. Sonra da artık pıhtılaşma gerçekleşecek. Fibrinojen ve pıhtılaşma maddeleri pıhtı oluşturarak mikropların yayılmasını engelliyor. Bu da beşinci olan mekanizmamızdır. Geliyoruz. Üçüncüyü sorduğu için cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Gelelim altıncı sorumuza. Diyor ki, vücut savunmasının özgür bağışıklık hattını oluşturan B ve T lenfositleriyle ilgili hangileri doğrudur? B lenfositleri kemik iliğinde, T ise timus bezinde olgunlaşır. Arkadaşlar, B lenfositleri kemik iliğinde olgunlaşmaz. B lenfositleri lenf sistemi tarafından olgunlaştırılır. O yüzden bu yanlıştır. B kemik iliğinde, T karaciğerde üretilir. Yanlış. Karaciğerde değil, timus bezinde üretiliyor. Hani kısmen karaciğerde de üretilir diyebiliriz ama bu soru bu şık diyeyim size. Birazcık ikilem oluşturuyor. Bu yüzden bunu doğru kabul edelim. B humoral yani sıvısal bağışıklıkta, T hücresel bağışıklıkta etkilidir. Doğrudur arkadaşlar. T antijeni tanıdıktan sonra hafıza hücrelerine dönüşürken B dönüşmez. Yanlış. Hafıza yani bellek hücrelerine B lenfositleri dönüşüyordu. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 odur arkadaşlar. Geçelim 7. sorumuza. Diyor ki, vücut yabancı olarak kabul ettiği antijenlere karşı antikor üretir. Antikorlar akyuvar tarafından üretilen antijenlerle uyumlu yapıda olan proteinlerdir. Aşağıda verilen akyuvar çeşitlerinden hangisi antikor üretir? Arkadaşlar, antikor üreten B lenfositleridir. B lenfositleri. Dolayısıyla cevabımız ne olur? B şıkkı olur. Bunların içerisinde sadece B lenfositleri antikor üretiyor. Gelelim 8. sorumuza. Hücresel bağışıklıkla ilgili diyor, hangileri doğrudur? Yani T lenfositleri ile ilgili bize soru soruyor. T lenfositleri ile sağlanır. Evet. B lenfositi demiş arkadaşlar, yanlış. Direkt B lenfositini gördük, yanlış diyoruz. Çünkü hücresel bağışıklıkla B lenfositi yok. Antijen doğrudan temasla ortadan kaldırılır. Evet, T'nin doğrudan temasıyla ortadan kaldırılıyordu. Doğru. Kanserli hücreler, mantarlar, parazitler, virüs ve bakteri tarafından enfekte edilmiş hücreler üzerinde etkilidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1, 3 ve 4 olur. Geçiyoruz 9. sorumuza. Bakın, bu grafiği çizmiştim, siz hatırlayın. Aşağıdaki grafik bir hastalık etkeniyle ilk kez ve yıllar sonra ikinci kez karşılaşan bir insanın kanındaki antikor derişimini göstermektedir. İkinci bağışıklık cevabında antikor seviyesinin kısa zamanda çok fazla miktarda artmasına hangileri neden olmuştur? Neden oluyor arkadaşlar? Hafıza hücreleri sebebiyle. Tamam mı? O yüzden. Diyor ki, birinci bağışıklık sırasında antijene karşı lenfositlerin hafıza hücrelerine dönüşmesi. Evet, hafızaya dönüştüğü için ikinci bağışıklık daha çabuk cevap veriyor. Kullanılan antibiyotikle hiç ilgisi yoktur bunun, gitti. Hastalık etkenini yıllar sonra zayıflayarak etkisini kaybetmesi. Hayır, hastalık etkenleri etkisini yıllar sonra kaybetmezler arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak. Geçelim. Son 3 tane sorumuz kaldı. Diyor ki, aşı ve serumla ilgili hangisi yanlıştır? Aşı sağlıklı kişilere, serum hastalara yapılır. Doğru. Aşı aktif, serum pasif bağışıklık sağlar. Doğru arkadaşlar. Aşıda antikoru kendimiz üretiyoruz ama serumda hazır alıyoruz. Aşı uzun süreli, serum kısa sürelidir. Doğru. Aşı ve serum humoral bağışıklıkta etkilidir. Bir dursun bakalım. Aşıda antikor, serumda antijen verilir arkadaşlar. Yanlış. Aşıda antijen yani hastalık etkeni veriliyor. Serumda antikor veriliyor. Tam tersi olacak. Cevabımız E. Diyor ki, aşı ve serum humoral bağışıklık yani sıvısal bağışıklık. Evet, sıvının içerisine karıştığı için sıvısal bağışıklık da etkilidir. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim 11. soruya. Diyor ki, bağışıklık sistemi vücudun kendi hücreleri dışındaki yabancı hücrelere ve maddelere karşı tepki göstermesidir. Buna göre durumlarından hangilerinde vücut herhangi bir bağışıklıksal tepki vermez? Anne ile bebek arasında olabilecek hücre temasları. Arkadaşlar, anne ile bebek arasında kan uyuşmazlığı var. Varsa eğer burada
Bu hücre temaslarında bir bağışıklık sistemi cevap verebilir. Hani kan uyuşmazlığı zaten bundan oluşuyor. O yüzden bu olabilir. Babadan oğula yapılan böbrek nakli. Evet, kan nakli, doku nakli veya organ naklinde olabiliyor. Doğru. Tek yumurta ikizleri arasında yapılabilecek karaciğer nakli. Bakın, tek yumurta ikizleri ise bunların bütün özellikleri birbiriyle aynıdır. O yüzden bunlar arasında herhangi bir şekilde bağışıklık oluşmaz, tepki vermez. Üçü almıyoruz. Çift yumurta ikizleri arasında yapılacak retina. Çift yumurta ikizlerinin genetik yapıları birbirinden farklı olduğu için nakil konusunda sıkıntı yaşanabilir. O yüzden bu da olur arkadaşlar. Olmayan hangisidir? Yalnız 3. Üçüncüsünde bağışıklıksal tepki oluşmaz. Geçelim 12. sorumuza. Akyuvarlar vücudun koruyucu sisteminin hareketli birimleridir. Kısmen kemik iliğinde, kısmen de lenf yumrularında üretilir. Diyor ki akyuvar üretimini faktörlerinden hangileri artırır? Bir kere arkadaşlar akyuvarın üretilebilmesi için akyuvarın ortadan kaybolması lazım, azalması lazım. Bakıyorum. Vücuda giren yabancı protein. Evet. Yabancı protein vücuda girerse akyuvar sayısı artar. Vücudun kan kaybetmesi. Kan kaybettiği gibi akyuvar da kaybediyor. Dolayısıyla bu da artırır. Vücuttaki akyuvarların tahrip edilmesi, bu da akyuvar sayısını azalttığı için üretimini artırır arkadaşlar. Cevabımız hepsi yani 1, 2 ve 3 olur. Böylece sorularımızı bitirmiş olduk. Dediğim gibi siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümünü yapın. Çözemediğiniz sorular olursa ya YouTube'da yorum kısmından ya da Instagram'dan mesaj olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.